Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Yine ormana doğru geldik. Şöyle bir düzenek yaptım arkadaşlar. Yani Nikon'un evet şeyi çok güzel. Arkadaşlar yaklaştırma özelliği çok güzel fakat yani sabitleme modu o kadar aksiyon kamerası kadar değil. O yüzden dolayısıyla şöyle bir şey yaptım ki hem Nikon'u taşıyabileyim hem de aksiyon kamerasını taşıyayım arkadaşlar. Buraya aksiyon kamerasını koyuyorum. Yani aksiyon olacak şeylerde bunu tutarak aksiyon kamerasını açacağım. Yaklaştırmam gereken yerlerde de Nikon'u kullanacağım. Güzel bir ikili oldular. Tabi buradan çıkartabiliyorum arkadaşlar. O yapıştırmalı. Orada yapıştırırsa kalacak. Ama istediğin gibi sokabiliyorum. Böyle bir şey düşündüm. Güzel oldu. Köpeklerimize şimdilik şey gelene kadar bunların aksiyon kameraların su şeyleri varmış arkadaşlar. Su altı aparatları. Onu kullanırsam daha iyi olduğunu söylediler. Sağ olsun bir abimiz de bende var. Ben kullanmıyorum dedi. O gönderecekmiş. Tabii arkadaşlar uyumlu mu değil mi onu bilmiyoruz. Onun gelmesini bekliyorum. Eğer uyumlu değilse kendim alacağım. Zaten öyle çok da pahalı bir şey değil arkadaşlar. 70-80 lira bir şey. Ben baktım. Onu kendim alacağım. Ondan sonra küpetlerimizin sırt bölgesine değil de arkadaşlar. Bir de çene hatlarına, göğsüne bağlamayı düşünüyorum. Çünkü sırtında köpek kafasını kaldırdığında sadece kafa tarafı görünüyor arkadaşlar. O yüzden çok görünmüyor arkadaşlar. Bu yüzden dolayısıyla bir de göğsünün altında deneyeceğim o aparat gelince. Şimdilik bakalım buralardayız. Ormana geldik. Tehlikeli yerler. Hayvanlarımıza bakıyoruz. Az önce dikkat etmişsinizdir. Hep daha yenice ortalığı domuzlara karıştırmış. Bakalım bir şeyler çıkabilir. Ha bu arada paşanın arkadaşlar suratı şişmiş. Onu yakından unutmazsam gösteririm. Artık o geçen üzerinde kan vardı. O zaman mı bir darbe aldı? Ne aldı? Bilmiyorum ama suratında bir ısırma darbesi olmuş ki orası şişmiş arkadaşlar. Bayağı da şişmiş. Dün de varmış. Ben çok fark etmedim. Videolarda fark ettim. Dün o kadar çok yoktu. Paşa gelsin daha detaylı bir şekilde konuşacağız arkadaşlar. Çok da uzatmayalım. Evet arkadaşlar şimdi Nikon'u kullanıyorum. Bakın iki kişi gütmemizin avantajı şunlar. Şimdi abim şu ileride arkadaşlar. Tabii güneş geliyor oradan şu anda. Abim şu ileride ben gerideyim. Bakın normalde tek kişi olduğu zaman böyle ileri gittiğimizde işte böyle bakın bakın. Şurada arkadaşlar. Hatta şu tarafta yaklaştıracağım. Onda sorun fazla olmuyor. Şimdi bakın. İşte bu hamile arkadaşlar. Bu geride kalıyor böyleleri. Kurt da zaten bunları avlıyor arkadaşlar. Başka öyle yani sürünün içine gireyim, dalayım, parçalayayım burada yok. Böyle geride kalanları alıyor ancak. Tek çoban olduğunda. Şimdi çift çoban olduğumuz için hem arkasını gözleyebiliyoruz hem önünü. O yüzden bu saatten sonra bizden daha geçi alması, koyun alması neredeyse imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Ha yine bir yolunu bulur mu bulur ama artık çok zorlaştı arkadaşlar. Yani artık çok zorlaştı. O iş geçti gibi bir şey. Hayvanlarımız gördüğünüz gibi bugün pelete götürdük. Pelit diyorlar. Çünkü o da ihtiyaçları arkadaşlar. Yani yemek zorundalar onu da. Bu yüzden dolayısıyla bugün daha dikkatli olmamız lazım her şeye rağmen. Pardon arkadaşlar şöyle yapacağım şimdi sizler için. Zalımı merak edenler vardı. Onu da göstereyim. Bakın. Zalım burada arkadaşlar. Allah'a şükür. Zalım kendine gelmiş. Dün biraz dinlenmiş. Belki de yorulduğu için kaytardı. Dağlı burada. Aynı şekilde Karabaş da burada. Hepsi sağlıklı şu an Allah'a şükür. Bir sıkıntı yok. Dün biraz Karabaş da arkadaşlar. Yal yememişti sabah. Böyle bir kırgınlıklar oluyor ama nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Belki soğuktandır. Belki bir şey dokunur. Yedikleri bir şey. Onu tam bilmiyorum. Ama şimdilik gayet maşallah. Güzeller. Paşa'ya göstereceğim paşanın suratını. Orada arkadaşlar bir darbe olmasaydı muhtemelen o şişkinlik olmazdı diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar paşanın suratı şu anda bu halde bakın. Bariz bir şekilde o tarafın şiştiği çok belli oluyor arkadaşlar. Oğlum çokası hemen harekete geçti bakın. Hadi oğlum.
Bakın paşanın suratı çok şiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Herhangi bir diş izi yok ama orası çok şiş arkadaşlar. Yani adam kutup ayısı gibi oldu aynı. Dur oğlum. Gel oğlum. Bakın. Yani orasının bariz bir şekilde şu bölgenin. Bakın arkadaşlar şu bölgenin şişliği zaten. Gerçekten çok sert burası. Oğlum bir diş izi var mı burada ya? He? Diş izi var mı? Neyle boğuştun da buranı şişirdin? Seni tilki milki böyle yani seni ısıramaz aslanım. Bunu bir şey ısırdı arkadaşlar da ne ısırdı bilmiyorum. Ya köpekle boğuştular ya yine bu bir şeyler yaptı arkadaşlar. Çünkü üzerinde de bayağı da bir kan vardı. Abi kurt olduğunu açık konuşayım düşünmüyorum. Çünkü yani kurt olduğu zaman arkadaşlar yani bu köpeğin bayağı bir yarası olması lazımdı. Aynı şekilde Zeyne'de de o kan vardı arkadaşlar. Yaptılarsa Zeyne'yle bir şeyler yaptılar. Ama sebebini bilmiyorum neyle boğuştular. Şu an koyun etraflarında bir şey göremedim arkadaşlar. Yani öyle hani koyun yakın çevrelerinde bir ölü bir canlı göremedik ya da illa öldürmüş de olamaz. Belki yaralı maralı da gitmiş olabilir. O yüzden tam bilmiyorum. Her neyse. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu anda aksiyon kamerasına geçtim. Yalnız bakar mısınız? Burayı ne yapmışlar arkadaşlar? Bu domuzlar var ya bir bize denk gelmiyorlar ha. Yemin ediyorum bize denk gelmiyor. Bakın. Daha bu gece yapmışlar muhtemelen. Şuraya arkadaşlar bakın. Şuraya bir yatmış. Böyle yata yata sağa sola yata yata. Aşağı kadar inmişler arkadaşlar. Şimdi dağlara res geliyor. Tut oğlum. Tut 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 tut. Hadi oğlum. Domuza alış bakalım hadi. Kış 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 kış. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Şart olsun. Bakın arkadaşlar daha yenice gitmiş. Daha dün gece yapmışlar. Çünkü şeyinden belli hani. O da akıttıkları çamurdan belli. Buraya da birisi kulübe yapmış. Domuz için mi yaptı acaba? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Yazım gel. Bakın. Adam burayı kapatmış. Yazım gel. 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 Neyse devam edeceğiz maceralara. Evet arkadaşlar kurt gibi bir şey gördüm ama muhtemelen geçti çok hızlı geçti arkadaşlar. Durun lan. Akşam üzeri arkadaşlar da var koyun koya gitti. Gözükmüyor ya. Allah gözükmüyor arkadaşlar. Ters kalıyor. Davarım orada. Şuradan. Şimdi Nikon'u çalıştıracağım ama. Oraya çıkmam lazım. Arkadaşlar. Koca kamerayla. Koştu. Ya işte arkadaşlar. Görsen bile hani sürekli kamera kayıtta olmadığı için maalesef ki bir anlık geçti ormana doğru mu girdi yoksa nereye girdi onu göremedim. Paşa koyunla gitti. Şimdi konu çalıştırma arkadaşlar. Bir zoom yapacağım bakalım. Ulan be, ulan be. Allah kaçırdı arkadaşlar. Lan keşke kayıtlı olsaydım. Dur lan o ne? Dur arkadaşlar, ne konu çalıştırıyorum. Ne konu çalıştıracağım. Evet arkadaşlar, şurada sanki o neymiş? Şöyle siyah bir karartıydı. Madakla oğlum madakla. O neymiş lan? Öyle ya arkadaşlar ya. Bakın tam o. İki kurdu gördüğümüz tepeden doğru. Şuradan doğru. Geçerken şu tarafa doğru gördüm.
Siyah bir şeydi. Tam da emin değilim arkadaşlar kurt olduğuna. Ama kurt kadar büyüktü. Hadi lan çık lan çık lan. Tekrar çık lan. Arkadaşlar öyle bir sık ormandayız ki hani yani sık bir yer ki davar azıcık bir şey açıklığa çıksa da yani davar diyorum kurt hemen ormana giriyor çünkü kendini güvende hissetmiyor arkadaşlar açıklıkta muhtemelen. Şuraya yaklaştırın. Şurada bir karartı bir şey gördüm arkadaşlar. Tabii sizin görmeniz çok mümkün değil. Evet şu. Neymiş o ya orada? O da diyor arkadaşlar. Ya buradan ormana girdi. Ya bir şey oldu da. Allah'a gitti arkadaşlar. Tamam şuradan arkadaşlar şu açıklığa çıktığını gördüm. Tesadüfen gözüm oraya doğru çok hızlı geçti. Yani öyle böyle hızlı değildi arkadaşlar. Çok hızlıydı. Durur dedim ama durmadı. Davar gidiyor. Bak davar yanlış yere gidiyor. Lan anas. Evet arkadaşlar. Davarı döndürdüm ama gözüm hala şurada. Buradan bir yerden geçti de. Yani şurada ben gördüğümde şurada ya. Şu açıklıktaydı. Tamam bakın bu işi kurdu görüntülediğimiz yerdeydi. Oradan böyle geldi. Ama nereye gitti göremedim arkadaşlar. Durdu mu? Şu siyahlık neymiş lan? Yoksa gitti mi? Orasını bilmiyorum arkadaşlar. Ağaçların arkasında bile olabilir yani. Şuralarda bir yerlerde. Ama maalesef ki kaçırdık. Yani bir umut belki bir görüntü alabilirim diye çıktım arkadaşlar ama maalesef ki şu anda görünürlerde yok. Ha bazen şöyle oluyor arkadaşlar. Gözümüzden bir şeyler kaçabiliyor. Allah razı olsun hepinizden. Çok dikkat ediyorsunuz. Abi sen görmedin ama işte şuradaydı diyebilen diyenler oluyor. Ve dikkat ettiğimde gerçekten oralarda bir şeyleri fark edebiliyorum arkadaşlar. Şu neymiş? O beyazlık taşımış. Evet davar dön. Davar döndü arkadaşlar da. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Ama arkadaşlar elbet bir gün çekeceğim ben o kurdu canlı canlı. Bugün kaçtı fakat ve moralim böyle şeylerde çok bozuluyor arkadaşlar. Hani şimdi çıkıp mesela desen hani kardeş kurt diyorsun diyenler hani kurtsa göster diyenler olacak eminim. Haklı olarak arkadaşlar. Çünkü millet başlıkta yazanı görmek ister. Ama maalesef ki gösteremedi arkadaşlar. Allah hakkınızı helal edin bu konuda. Çok istiyorum arkadaşlar. Canlı canlı onları çekmeyi. Ama bir türlü nasip olmadı daha arkadaşlar. Tabi fotokabanda görüntülüyoruz fakat ya hiç görmeseydim daha iyiydi arkadaşlar. Yani hani ben görüp de sizlere gösteremiyorum ya. O zaman kötü oluyor arkadaşlar. O zaman yani üzülüyorum. Yine her ihtimale karşı şöyle biraz tutacağım arkadaşlar. Kartallar da, yani kargalar da dönüyor arkadaşlar ortalıklarda. Hani bu gördüğüm şeyin kurt olması kurt olduğunu onaylıyor yani bir nevi. Çünkü ortada kuzgunlar dönüyorsa kesinlikle bir bit yeniği vardır. Yani oralarda kurtların olabileceği doğrudur arkadaşlar. Neyse. Eğer bir şeyler çıkarsa arkadaşlar çekerim. Zaten akşam üzeri. Tam böyle kurtların hani meydana çıkacağı saatler.
görmüş oluyoruz ki hava, yani güneş şu anda battı diyebilecek kadar bulutların arkasına gitti. Tam böyle bu alacakaranlıkta çıkarlar. Gördüğüm mutlaka kurdu ama hızlı bir geçiş yaptı arkadaşlar. Çünkü açıkta kendilerini tedirgin hissediyorlar muhtemelen bu yüzden dolayısıyla. Keşke kameram kayıtlı olsaydı ama inşallah o günler gelecek. Arkadaşlar şu bölgede bir siyahlık gördüm. Tam neymiş orada? Tam kurdun geçtiği yerde. Evet, kurdun geçtiği yerde bu kuzgun var arkadaşlar. Bakın. Bu kuzgunlar aslında buradan kurdun geçtiğini, hatta kurdun buralarda olduğunu gösteriyor diyebiliriz arkadaşlar. Tam bu bölgeden geçti çünkü. O kadar kamerayla baktım, taradım. Yok, bu da bunu da tesadüfen gördüm arkadaşlar burada şimdi. Tam o kurdun geçtiği dediğim yerde şu anda arkadaşlar bakın. Tam şurada görmüştüm kurdu da zaten. Bu tarafa doğru geliyordu. O da şu anda orada. Vallahi çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Görebildiğim yerlere kadar gidiyorum ama maalesef ki sanırsam bir daha ortaya çıkmayacak. Bekleyebildiğim kadar bekleyeceğim yine arkadaşlar. İnşallah görüntülerim. Evet arkadaşlar, o kuzgun. O kuzgun şu anda kurda çağırıyor. Sesi ne kadar gelir bilmiyorum ama bakın. Bu bir kurda seslenişti arkadaşlar. Bakın. Çok uzak. Keçilerin yerini söylüyor arkadaşlar. Az önce kurtla işbirliği yapan kuzgun. O buralarda ama kurt maalesef ki çıkmadı daha piyasaya. Bekliyorum. Davarım burada çünkü. Davarımı da gözlüyorum bir yandan. Bakın bu kuzgun. O kurtla şu anda tam iki kurdu görüntülediğimiz o sınırın üstünde arkadaşlar. Ne kadar uzak olduğunu bağırıyor. Tek başına orada. Şimdi size göstereceğim. Çok uzakta aslında arkadaşlar bana. Yani aramız nereden baksanız çok rahat böyle dikine bile arkadaşlar. Yaklaşık çok da anlamam arkadaşlar. 800 metre falan var. 750-800 metre civarı. Çok uzakta. Tek başına orada boğuluyor arkadaşlar. Normalde bu kuzgunlar eş olurlar. Bunun tek olması bile hiç ayrı alamet değil. Yani iki tane dolanlar genelde. Eğer tek dolanıyorsalar kesin bir kurdun peşinde gezer arkadaşlar. Kurtla işbirliği yaparlar sürekli. İlginç. Bekliyorum. İnşallah kurt piyasaya çıkar. Evet arkadaşlar, size sürekli şu kuşu göstermek, yani şu kuzgunu göstermek istemiyorum. Fakat ben ilk defa bu kadar süre burada bekleyen bir kuzgun gördüm. Etrafta herhangi bir şekilde bir leş de yok arkadaşlar. Yani herhangi bir şey de yok. Acaba diyorum ki kurt şuraya buraya bir yere şey mi attı? Pusu attı da var mı bekliyor? Çünkü arkadaşlar ben çok şahit oldum kurtların pusu attığını. Yani böyle bir geçiş noktasına da varın pusu atıyorlar. Ondan sonra da varın üzerine doğru gelince ya önden ya arkada kalandan hemen indiriyorlar arkadaşlar. Bu derelerde çok uygun bunun için. Acaba öyle bir şey mi oldu diyorum. Davarı da bırakamıyorum arkadaşlar. Yoksa gideceğim. Hani şurası neresiymiş ya? Hani orası bizim yol. Bakın bu yolu da çok kullanıyorlar arkadaşlar. Şeyler. Yani davar burada. Davarı da bırakamıyorum. Tek başımayım. Abim dediğim gibi gitti arkadaşlar şeye. O koyunu götürdü. Davar hemen alt tarafında arkadaşlar. Bu yüzden dolayısıyla davarı bırakıp da gidemiyorum. Gördüğüm %100 kurttu arkadaşlar. Yani kurtmuş. Bir karartı geçtiğini gördüm. Fakat kamerayı çalıştırıp gidene kadar zaten gitti. Bakın o kurt diyorum. O kuzgun orada bağırıp duruyor arkadaşlar.
muhtemelen o dereye bir yere pusuyu attı. Davarın gelmesini bekliyordu. Davar da gelmedi arkadaşlar oraya. Çıkar ama ne zaman çıkar bilmiyorum. Ben bu şekilde konuşarak tabii ki de çıkmaz. Şu anda belki de çok net bir şekilde duyabilir beni. Ama arkadaşlar çıkmaya kalktığımda çıkıyor. Çünkü tam böyle 9'un şu anda kalktı. Oradan kalktı. Oradan kalktı. İleri doğru gidiyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde tabii ki de çıkmaz ama ben çok kez gördüm. Çok da uzatmak istemiyorum. Tam oradan orası arkadaşlar. O az önce kuzgunun olduğu bölge. Sürekli kurtların böyle kullandığı bir bölge. Yani oradan kestirme oradan gidiyorlar. Böyle. Orada o neymiş lan? Arkadaşlar şu ağaçlar. Şuradaki siyah ağaçlar sanki uzaktan bir şeymiş gibi görünüyor. Allah, kameraya yaklaştırınca bir şey olmadı karı. Anlaşılıyor arkadaşlar. Neyse. Bugün de nasip olmadı. Zaten akşam oldu arkadaşlar. Hava karardı, başladı artık. Hayvanlarımı götüreceğim. İnşallah. Bugün nasip olmadı ama inşallah bir gün çekeceğimize inanıyorum arkadaşlar ben. Canlı canlı göstereceğime. Ama işte arkadaşlar yani hem duvarı gidip hem böyle çekim yapmak yani zor. Evet görüntüleyebiliriz aslında müsait olsak ama günlerce takip etmemiz lazım. Ya bu da çok zor arkadaşlar. Yani hani böyle hem duvara mı bakacaksın yoksa böyle kurt peşinde mi koşacaksın? Orası şey yani. Denk gelirse göstereceğim arkadaşlar duvara giderken. Yani başka türlü de sonuçta bu benim asıl mesleğim. Çiftçilik, hayvancılık yapıyoruz. Onunla ilgilenmem lazım. Ama inşallah tek gelecek ben eminim. O zaman gösteririm arkadaşlar. Şimdilik diyebileceğim çok bir şey yok. Size her zaman olduğu gibi ben gönül yeri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.